Bugün 28 Şubat 2022, Rus-Ukrayna Savaşı 5. gününde. Rusya ile Ukrayna yetkilileri şu an Belarus sınırında uzlaşma görüşmeleri yaparken Rusya Ukrayna'yı aynı zamanda bombalamaya devam ediyor. Son derece samimiyetsiz bir girişim olduğu dünden belli gibi bir durum söz konusu. Hal böyleyken ve maalesef konu gelmişken ana hatlarıyla süper güçlerin doğalgaz ilişkisini inceledim. Süper güçlerden kastım bu video içerisinde Rusya, Avrupa Birliği ve Amerika. Nord Stream, Kuzey Akım diye biliyoruz. Herkesin duymuş olduğu doğalgaz boru hattı. Nord Stream 2 Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi altından doğalgaz taşımak için tasarlanmış 11 milyar dolarlık bir boru hattı. Çok kısaca bakacak olursak nereden nereye gidiyor bu diye harita üzerinde. İşte şurası Rusya. Kuzey Akım 1 Vyborg'dan yola çıkıyor. Kuzey Akım 2 ise şurada, bakalım, Ust-Luga'dan yola çıkıyor. Bunlar birlikte bir buradan, iki buradan paralel olarak Finlandiya Körfezi'ni geçiyorlar. Baltık Denizi'nin altından geçip Almanya'nın Greifswald yerleşkesine geliyorlar. Kuzey Akım 1 halen çalışıyor ve Avrupa'ya 55 milyar metreküp'e kadar gaz sağlıyor, doğal gaz sağlıyor. Kuzey Akım ise 2 ise kapasitenin 110 milyar metreküp'e çıkmasını hedefliyordu. Projenin Ukrayna'yı topraklarından geçen mevcut boru hatlarından elde etmekte olduğu ve ekonomisinin vazgeçilemez gelir kalemlerinden birini oluşturduğu gerekçesiyle, geçiş ücretlerinden mahrum kalacağı gerekçesiyle ve Avrupa Birliği'nin de Rus gazına olan bağımlılığını arttıracağına dair itirazlar vardı. Putin'in Ukrayna'yı işgal girişiminden hemen sonra Almanya Kuzey Akım 2 projesini askıya aldığını duyurdu. Daha doğrusu devreye alınmasını askıya aldı. Çünkü 1230 kilometre, yani şuradan çıkıyor, aşağı iniyor Almanya'ya, 1230 kilometre, yani 764 mil uzunluğundaki Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı inşaatı zaten Eylül 2021'de tamamlandı. Bu yüzden mevcut koşullarda, yani savaş koşullarında devreye alma işleminin yapılamayacağı teknik bir husus olmaktan çok idari bir adım. Projenin mutlaka bir idari sözleşmesi vardır. Oradan ilgili bir maddeye dayanarak zaten Almanya bu askıya almayı gerçekleştirmiştir. Gazprom, ki Gazprom'u Rusya devlet kuruluşu olarak biliyoruz, yatırımın %50'sini karşılarken diğer yarısını da batılı şirketler, örneğin Shell karşıladı. Dolayısıyla artık kolay kolay bir boşanma söz konusu olmaz. Dediğim gibi bu projeye tabii ki Ukrayna, Polonya ve en önemlisi, tam bakalım, Amerika ve İngiltere
itiraz etmişlerdi. Açıkçası haklılıkları da var. Çünkü tarihe baktığımızda 2006'da Rusya'nın Ukrayna'nın doğal gazını politik nedenlerle kestiğini görüyoruz. Şimdi dünya aynı stratejiyi Rusya'ya karşı uyguluyor. Buradan hareketle şunu da söyleyebiliriz yeri gelmişken, artık savaşlarda kullanılan silahlar çeşitlendi. İki başlıkta özetleyecek olursak yaptırımlar ve eylemler diyebiliriz. Ama bunları da başka bir videoda konuşuruz. Şimdi burada son tespitler olarak şunları söyleyeyim. Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi açık ara Amerika Birleşik Devletleri. Onu Rusya takip ediyor. Ama aradaki fark o kadar büyük ki Amerika ile Rusya'nın doğalgaz üretimi arasında yıllık 255 milyar metreküp fark var. Çok ciddi bir üretimi söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ve Rusya Avrupa Birliği'nin %47 gaz ihtiyacını karşılıyor. Amerika ise %6'lık kısmını ancak karşılıyor. Ukrayna Savaşı henüz başlamışken ve Almanya Kuzey Akım 2 hattının devreye almayacağını duyurmadan hemen önce bilin bakalım ne oldu? Biden Avrupa Birliği'nin diğer kaynaklardan ki biz bunu Amerika Birleşik Devletleri olarak anlayabiliriz. Doğal gaz bulmasına yardım etme sözü verdi. Şimdi bu noktada küresel olarak değişen enerji tüketim alışkanlıkları, işte ne bileyim jeopolitik nedenler gibi süslü sözler söyleyebiliriz elbette. Uzman konuşması yapabiliriz. Ama halk arasında kısaca biz bu duruma Amerika'nın iştahı kabardı deyip bu kaydı bitirelim. Umarım faydalandığınız bir aktarım olmuştur. Şimdilik hoşça kalın.